Ya bu yeni gelecek olan denetmen inşallah can yakmaz ya. Can yakmaz derken işten çıkartmalı falan mı? Ay yok canım, olur mu ki öyle şey? Yok ya, bizim şirkette olmaz öyle şeyler. Ya zaten bizim şirket hesaplı kitaplı bir şirkettir. Yani gelen denetmen de görecektir nasıl çalıştığımızı. Vay patron, günaydın. Gel sabah goy goylaması yapayım. Yok, hiç almayayım. Size de günaydın. Dediğim gibi bugün denetmen gelecek şirket için. Önemli bir gün, şöyle düşünün. Şirketi komple resetliyoruz. O yüzden sizden ciddi bir işbirliği istiyorum. Böyle sağda solda toplanma olmasın. Biraz gergin. Hadi biz de işimize bakalım ya. Abi ne haber, günaydın. İyidir, sen ne yapıyorsun Volkan'ım? Buyur çayın, afiyet olsun. Sağ olsun. Kadınları kendinize bağlamanın yolları. Güven. Efendim abi? Kadınları kendinize bağlamanın yolları. Güven. Bir kadın sana güvendi mi, bağlandı demektir. Güven çok önemli bir şeydir oğlum. Ha. Yok be abi, bunlar yalan dolan yazılar. Aynen, bunlar yalan dolan abi. Kuma bunlar, boş ver, boş ver. Sen beni dinle. Sen şimdi bizim Gonca'ya yürüyorsun değil mi? Anlıyorum ben. Yok be abi, ne yürümesi Allah aşkına ya. Ya oğlum bırak Allah'ını seversen ya. Bak, özellikle bizim oraların kızlarıysa güven çok önemlidir. Bak o kız sana güvensin, senin ölüme gider. O kadar diyeyim. Biliyorum da konuşuyorum ya, tanıyorum. Vallahi ya. Hadi görüşürüz. Hmm. Diyorsun. Çekim mi var bugün ya? Yo, benim hiç haberim yok. E kim ki bu o zaman? Bu şeyde oynayan şey değil mi diyor? Yok be, şey işte bu. Miss World 2019. Gerçekten. Maşallah. İki karış boynu var. Kuğu gibi. Çok dikkatli hatırlayınız mı? Bu mu yoksa? Hakkını helal et. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. Atilla ben. Siz yeni gelen denetmen olmalısınız. Evet, doğru. Size ben eşlik edeceğim efendim. Peki efendim. Şu taraftan. Gördün mü lan? Hatun nasıl kesti beni? Yok, görmedim abi. Ama kesmiştir ha, yakışıklı adamsın sen. Bunun da gideri var da Ayşe'nin tırnağı olamaz, biliyor musun? Oğlum bak, bir koyarım görürsün Ayşe'nin tırnağını ha. Tövbe tövbe. Keser tabii kardeşim, bunlar keser beni. Çevirlerinde delikanlı yok ki oğlum. Pembe sakal, sarı çorap, ne yapsın kız? Abi çıkma teklif etsene. Beraber arada gelir, biz de bakarız, içimiz ışıklanır. Yok ya, tarzını beğenmedim. Zevksiz oğlum. Zevksiz Allah oğlum. Aşkına. Yok. Ha? Yok. Denetmen kadın mıymış? Ahuymuş. Bir içim suymuş bu ya. Ceylanmış, ceylan. Geçmiş olsun kardeşim. Bu iş sende. Volkan niye iş Kerem'deymiş? Daha çalışmaya başlamadılar ki. Hayır, ne oluyor yani? Ben anlamıyorum. Ne oluyor ki? O işi demiyorum Ayşe'cim. Uzman güzel kadınmış. Kerem de güzel kadın uzmanı. Puzzle gibi düşün. Müthiş eşleşme. Bir şey diyeceğim. Heh. Hiç ter yok. Tabii. Odada klima var ya, niye terlesin ki ellerimiz? Ondan değil, Volkan anladı. Benim kadın cinsiyle iletişimim daha iyidir. Yani stres yok manasında. Kerem, ben neyim? Ben uzaylı mıyım? Benle niye iletişimin iyi değil? Benle anlaşamıyor musun? Ben seni strese mi sokuyorum? Yani şimdi sen sahte de olsa karımsın. Ya evlilik şöyle bir şey.
Fethedilmiş bir ülke, tırmanılmış bir dağ ya da finali öğrenilmiş bir polisiye romanı gibi. İyiydi. Bak, kadını görünce gerçekten beynim açıldı. Şakır şakır felsefe yapıyorum. Evlilik kavramını bile masaya yatırdım şu an. Sen evlilik kavramını masaya yatırmadın. Evlilik kavramını kamyon yasası haline getirdin. Yani felsefe böyle yapılmaz. Ayşe, sen bu olayı dert mi edindin? Asılacak halim yok ya kadına. Bir kızardın sanki. Hadi git yüzünü yıka sen. Ben sen miyim Kerem ya? Niye kızarayım? Hiçbir problem yok yani. İstediğini yap. Tamam, tamam. Geliyor. Hadi kardeşim. Hoş geldiniz. Kerem Yiğiter. Denetim uzmanı Sırma Işık. Yalnız magazin programlarında göründüğü kadar yakışıklıymışsınız Kerem Bey. Ne kadar kibarsınız. Uzun zamandır görünmüyorum aslında ama yakışıklılığımdan bir şey kaybetmediğimi sizin gibi zarif bir kadından duymak ne kadar güzel. Nereye kadar bu pembe rüyalar?